Arka yüzeyi cam alüminyum file takviyeli olan kalet interflexlerin delme işlemlerinde elmas pergeller kullanılabilir. Bu işlem için delmek istediğimiz dairenin merkezi sinterflex üzerine çizilir. Daha sonra elmas pergel üzerindeki numaratörler sayesinde deliğimizin çapı ayarlanır. Örneğin 18 cm çapında bir delik açalım sinterflex üzerinde. Çizmiş olduğumuz bu çizgiler ile vantuz üzerindeki birbirine 90 derece olan çizgiler çakıştığı an merkezimizi tam anlamıyla tutturmuş olacağız. Kesim esnasında vantuzun sağa sola kayarak merkezden kaçmasını engellemek için vantuzu kilitliyoruz. Sabit hızla hiç duraksamadan bir seferde eşit kuvvet uygulayarak kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Başlangıç ve bitiş noktaları çakıştığı an işlemi doğru yaptık demektir. Bu işlemden sonra sinterflex'in arka yüzeyindeki cam alüminyum fileyi kesebilmemiz için ön yüzeydeki dairenin iz düşümünü arka yüzeye taşımamız lazım. Bu işlem için kenar kısımlardaki çizgileri arka yüzeye gönye ile taşıyabiliriz. Bu işlem ölçü alınarak da yapılabilir. Ama elinizde iyi bir gönye varsa gönye ile taşımak her zaman için daha sağlıklı sonuçlar verecek. Evet, ön yüzeydeki dairemizin merkezini arka yüzeye taşımış olduk. Şimdi ön yüzeyde çizmiş olduğumuz bu dairenin çapıyla eşit olan aynı daireyi arka yüzeye bir pergelle çizelim. Bunu yapmamızdaki neden, ön yüzeyden sinterflex'i kesip koparma işlemini yaparken filenin kolay kopmasını sağlamak için arka yüzeyden avuç taşlama ile fileyi keseceğiz. Şimdi ön yüzeyden sinterflex'in kesmek istediğimiz bu dairenin içerisinden olabildiğince büyük bir kare ya da dikdörtgeni avuç taşlama ile keseceğiz. Daha sonra dairenin kenarına doğru sık aralıklarla kaçış noktaları oluşturacağız. Bu kaçış noktalarını arkadaki fileyi kestikten sonra kerpeten ile kopartarak delme işlemimizi sonlandıracağız. Evet, sık aralıklarla kaçış noktalarını oluşturduktan sonra şimdi sinterflex'in arka yüzeyini çevirip çizmiş olduğumuz bu dairenin sınırlarındaki cam alüminyum fileyi spreyle keseceğiz.
Evet, arka yüzeydeki fileyi aldıktan sonra artık koparma işlemine geçebiliriz. Koparma işlemlerini yaptık. Çok temiz ve net bir kesim elde ettik. Arka yüzeyden gözüken fireler maket bıçağıyla çok hafif alınabilir. Ön yüzeyden görüntü kusursuz ve net bir şekilde ortaya çıktı.